Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugünkü basın toplantımızda iki önemli konu üzerinde duracağım. Ee, öncelikle başta ülkemizi ve tüm Akdeniz havzasını etkileyen orman yangınlarından duyduğum üzüntüyü dile getirmek isterim. Ee, ülkemiz en önemli zenginliklerinden biri olan orman arazisinin önemli bir kısmını iki haftadır devam eden ve bazı bölgelerde hala mücadelesi süren yangınlar nedeniyle kaybetmiş durumda. Bu yangınlarla mücadele eden tüm görevli ve gönüllülere büyük bir teşekkür ve minnet borçluyuz. Yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifa diliyorum. Ülkemizin güney ve güney batısında orman yangınları ile mücadele devam ederken kuzey ve kuzeydoğumuzda da sel felaketiyle mücadele ediyoruz. Bu sabah gelen haberler bu defa Bartın ve Sinop'ta yeni bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Geçen hafta Van'da yaşanan felaket de tıpkı Bartın ve Sinop gibi bizleri derin üzüntüye boğdu. Bugün Sayın Genel Başkanımız selden etkilenen bölgeleri ve yurttaşlarımızı ziyaret etmek üzere Van'a gitti. Bu sel felaketleri nedeniyle yaşamını yitirenlere de rahmet diliyorum. Değerli basın mensupları, her iki afet türü de göstermektedir ki artık küresel düzeyde bir iklim değişikliğinin etkisi altındayız. Bu durum sadece ülkemizi değil tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla geri kalmamak ve bu yıl yaşadığımız afetlerle mücadelede daha etkili bir sorumluluk üstlenmek için en kısa zamanda bu konudaki politikalarını gözden geçirmek zorundadır. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler 26. İklim Değişikliği Konferansı bu yılın Kasım ayının başında Glasgow'da yapılacaktır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansları aslında 1994 yılından beri yapılıyor. Ancak 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana e, ve bu anlaşmanın imzalanmasından bu yana kaydedilen gelişmeleri değerlendirecek olan ilk toplantı işte bu yılki 26. toplantı olacak. Türkiye bu konferansa hazır mı? Her şeyden önce neredeyse iki ay süre kalan bu konferans öncesinde Türkiye'nin gerekli hazırlıkları sonlandırarak. Paris İklim Anlaşması'nı Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır açılmaz onaylaması gerektiğini düşünüyoruz. Bakın bu anlaşmayı imzalayıp da onaylamayan 6 ülke var. Irak, İran, Eritre, Yemen, Libya ve Türkiye. Türkiye bu ülkelerle aynı grupta olmamalı. Neden olmamalı? Onu da hemen söyleyeyim. Zira Türkiye İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü olan OECD'nin üyesidir. Türkiye G20 gelişmiş ülkeler grubu üyesidir ve OECD'nin ve G20'nin üyeleri arasında Paris İklim Anlaşması'nı imzalayıp da onaylamayan tek ülke Türkiye'dir. Bir karar vermek lazım. Ya bu gruplardaki yerimiz yanlıştır ya da Paris İklim Anlaşması ile ilgili tutumumuz yanlıştır. 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra bu anlaşmanın onaylanması için tüm gücümüzle çalışacağımızı burada tekrar vurgulamak istiyorum. Değerli basın mensupları bugün ikinci konumuz Afganistan. Taliban'ın son günlerde ilerleyişinin hız kazanmasıyla birlikte durumun ciddiyeti ortaya çıktı. Taliban, Afganistan'da son 6 günde 9 büyük şehrin kontrolünü eline geçirdi. Bunlar Şibirgan, Saripul, Aybak, Kunduz, Talukan, Farah, Zaranç, Bağlan Viyaleti'nin merkezi Pulihumri, Humri, ve son olarak ele geçirilen Badahşan vilayetinin merkezi Feyzabad'dır. Taliban ayrıca Afganistan merkezi hükümetiyle ateşkes konusunda bir anlaşma olmadığını da duyurdu. Afganistan'da bu gelişmeler yaşanırken maalesef iktidar tarafında Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğini ve işletmesini üstlenme konusundaki talebinin gözden geçirilmesine ilişkin bir değerlendirme görülmüyor. Aksine bu isteği pekiştiren açıklamalar yapılıyor. Örneğin Son basın açıklamasında Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şöyle dedi. Şartlar oluşursa Afgan kardeşlerimizin güvenliği, huzur ve ihtiyaçlarının karşılanması, Afgan kardeşlerimize destek olması için havaalanını işletmeye talibiz. Bu konudaki temaslarımız sürüyor. Şimdi iktidardan yapılan bu açıklamalar muhalefet ve uzmanlar tarafından yapılan uyarıların dikkate alınmadığının bir göstergesi. Yani iktidar yanlışında ısrarlı tavrını sürdürüyor. Öncelikle iktidar hangi şartların oluşmasını beklemektedir? Bunun kamuoyuna açıklanması gerekir. Çünkü biz orada bulunmamızı gereken, gerektiren ve meşruiyet sağlayan koşulları merak ediyoruz. Milli güvenliğimiz veya ulusal çıkarlarımız açısından neden Afganistan'da kalmaya devam etmeliyiz? Bunu merak ediyoruz. Taliban ile Mehmetçiyi karşı karşıya getirmeye neden razı olmamız gerekiyor? Bunu merak ediyoruz. İkinci olarak Sayın Milli Savunma Bakanı'nın sözünü ettiği temaslar kimlerle sürmektedir? Bunun da mutlaka kamuoyuna açıklanması gerekir. İktidarı Afganistan konusunda aklı selimle hareket etmeye davet ediyoruz. Taliban'ın ilerleyişiyle birlikte Mehmetçik için riskler giderek büyümektedir. Buna da hiçbir yurttaşımızın razı olacağını düşünmüyoruz. Değerli basın mensupları, Afganistan sorunuyla birlikte düzensiz göç konusu da yeniden Türkiye'nin önemli bir gündem maddesi haline geldi. Maalesef İran sınırından akın Akın Afgan vatandaşlarının ülkemize geldiğini görüyoruz. Hollanda, Danimarka, Avusturya, Almanya, Belçika ve Yunanistan başvuruları reddedilen ve tüm yasal yolları tüketmiş olan Afgan sığınmacıların sınır dışı edilmesini istiyor. Bu 6 ülke, Avrupa Birliği Komisyonuna başvurarak mevcut iade anlaşmasının sürdürülmesini sağlayacak şekilde Afgan hükümetiyle görüşmeye ve onları bu konuda desteklemeye çağırdı. Yine bu ülkelerden Avusturya ve Belçika Türkiye ile Suriyeli geçici koruma altındaki insanlar hakkında yapılan anlaşmanın Afganistan vatandaşlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyor. Değerli basın mensupları, Avrupa Birliği ülkelerinin bu tavrını şöyle özetlemek mümkün. Avrupa Birliği ülkeleri mültecilerin statüsü hakkında 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin tarafları olarak uluslararası sorumluluktan kaçıyor. Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'yi artık bir transit ülke olarak görmüyor ve sığınmacıların son durağı haline getirmek istiyor. Avrupa Birliği ülkeleri ülkemizi büyük bir külfet altına sokmak istiyor. Bakınız AKP iktidarı Avrupa Birliği ile yaptığı geri kabul anlaşması ve 18 Mart mutabakatı ile ülkemizin sınırlarını tümüyle düzensiz göçe teslim etmiştir. Bugün ülkemizin karşı karşıya olduğu göç sorununun özünde aslında bu gerçek vardır. Afganistan'ın İran sınırında bulunan Nimruz eyaletinin Zerenç şehri dolaylarında Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların artması üzerine İran'ın Afganistan ile olan Milak sınır kapısı kapatıldı. Peki Türkiye ne yapıyor? Bizim sınırlar elek gibi. Ne İran ile bir görüşme yapılıyor, ne Afganistan ile. Aksine iktidar Afgan göçünün ülkemize akmasını destekleyecek şekilde Afganistan'da görev üstlenmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı da finansmanı iyi yönettiğimiz için bunu başarıyoruz. Bundan sonra da yine finansı iyi yöneterek bu tür adımları atacağız. Bundan hiçbir çekincemiz yok. Biz güçlü, darda kalana elini uzatan bir Türkiye'yiz diyor. Ülkede işsizliğin hat safhada olduğu pandemi koşullarının vatandaşı giderek ekonomik darboğaz içinde bunalttığı bir dönemde darda kalan bu ülkenin vatandaşlarıdır. Vatandaşlarımız önce kendilerine el uzatılmasını bekliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'yi adeta bir göçmen havuzu durumuna indirgeyen yaklaşımları kabul etmediğimizi burada kuvvetle bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Değerli basın mensupları, Taliban kendi kontrolüne giren yerlerde cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakıyor. Ülkemize yönelen düzensiz göçmen akınına ilişkin olarak altını çizmek istediğimiz bir diğer husus da bu durumdur. Şimdi ülke güvenliğimizi tehdit eden bu duruma ilişkin iktidara şu soruları sormak istiyorum. 1. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı ee, bu e, geçici e, koruma ile ilgili olarak e, ABD Başkanı'nın Brüksel'de 16 Haziran tarihinde yaptığı e, görüşmenin ardından Biden'la e, ülkemizde kaçak yollardan giriş yapan Afgan vatandaşlarının şimdiye kadar sayısının kaç olduğunu açıklamak durumundadır. 2 bu kişilerin ne kadarı Afgan hükümetinin ordusunda kayıtlıdır? 3 bu kişilere ilişkin istihbarat raporları mevcut mudur? Aralarında Taliban üyesi olup da e, bunların e, bir incelemeye tabi olup olmadığı belli midir haklarında herhangi bir şekilde kayıt tutulmakta mıdır 4 Afgan vatandaşlarına Tıpkı Suriyelilere olduğu gibi yine toplu olarak geçici koruma statüsü verilecek midir Bakın bu soruların ikna edici cevaplarına ihtiyaç vardır Öyle Akın Akın, günde yüzlerce, binlerce kişinin sınırımızdan koşarak geçtiği bir ortamda bu denetimlerin nasıl yapıldığını her vatandaşımızın bilmeye hakkı vardır. Zira ülkemize giren bu yabancılar vatandaşın vergileriyle bakılmaktadırlar. Değerli basın mensupları, geçici koruma altındakilere karşı mevzuatımızda, mevzuatımızdaki bir düzenlemeye de dikkatinizi çekmek istiyorum. Yürürlükte olan geçici koruma yönetmeliğinin geçici korumanın sona ermesini mütakip yapılacak işlemlerdir başlıklı 14. maddesinin ikinci fıkrasında şöyle deniyor. Aynen okuyorum. Geçici korumanın sona erdirilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı tarafından 11. madde kapsamında geçici korumadan yararlanmış olanlara grup temelli toplu statü kararı alınması veya uluslararası koruma başvurusunda bulunanların başvurularının bireysel olarak değerlendirmeye alınması ya da bu yabancıların kanun kapsamında belirlenecek koşullarda Türkiye'de kalmasına izin verilmesinin kararlaştırılması durumunda işlemler ilgili hükümlere göre yapılır. Yani deniyor ki bu madde gereğince eskiden bakanlar kurulunda olan yeni sistemle birlikte de Cumhurbaşkanına verilen yetki sonucu geçici koruma statüsü bitince kalıcı bir statü verilmesinin önü açıktır. Bu ne demektir değerli basın mensupları? Bunun ne demek olduğunu vatandaşlarımızın da bilmesi gerekir. Bu şu demektir. Ülkemizin sosyolojisini, demografisini, güvenliğini ve toplumsal yapısını etkileyecek böyle bir yetki tek bir kişiye verilmiştir. İşte yıllardır dile getirdiğimiz tek adam rejiminin sakıncaları denen hadise budur ve böyle bir yetkinin bir kişiye verilmesi çok büyük riskler barındırmaktadır. Ülkemizin demografik ve sosyal yapısının değiştirilmesine karşıyız. Türkiye bu düzensiz göç tsunamisine daha fazla maruz bırakılmamalıdır. En kısa zamanda Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve İran yetkilileriyle Afganistan'dan kaynaklanan bu göç dalgası görüşülmelidir. Değerli basın mensupları bu konudaki politikamız nettir. Kimsenin kimseyi ırkçılık veya yabancı düşmanlığı ile suçlamaya haddi yoktur. Türkiye kendi insanıyla sabırlıdır, hoşgörülüdür, insancıldır. Bununla birlikte insanımız kendi vergileriyle desteklenen Türkiye bütçesinin de kendi sorunlarının çözümünde öncelikli olarak kullanılmasını ister. Bugün itibariyle iktidar böyle bir güven vermekten uzaklaşmıştır. Benim söyleyeceklerim bundan ibaret. Herhangi bir sorunuz varsa onları cevaplamaya hazırım. Teşekkür ederim. Evet çok teşekkür ederim arkadaşlar.